Sektörün Yıldızları programında tekrar beraberiz. Yanımızda ilçemizin sevilen iki tane ismi var. Adem Serbest ve Emre Serbest kardeşler. Ticaretle alakalı konuşacağız. Yeni yaptıkları iş dallarıyla alakalı bilgiler alacağız. Ve size yaptıkları işlerden örnekler göstereceğiz. Biraz da tanıtım yapacağız. Öncelikle bizi konuk ettikleri için Adem kardeşime ve Emre kardeşime çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür sağ ederiz. Sağ olun. Biliyorsunuz Adem Serbest uzun yıllardır sigortacılıkla meşguldü. Arkasından Emre okulu bitirdikten sonra makine mühendisi olarak inşaat işlerine de girdiniz. Doğru. Ve şu anda ilçemizin en büyük ihtiyaçlarından olan bana göre daha doğalgaz gelmese de yakın zamanda gelecek inşallah. Doğalgazla alakalı da çalışmaları var. Bu konuda kısaca ilk önce Adem Bey'den başlayalım. Adem'den bir açıklama alalım. Daha sonra da uygulama yaptıkları okul inşaatları var, normal inşaatlar var. Onları gezelim hep beraber. Onlardan bir örnekler gösterelim ve bilgileri, detaylı bilgileri de orada Emre kardeşimizden alalım. Evet, evet, daha sağ olun. Buyurun Adem Bey. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hüseyin Bey, biz 2004 yılından bugüne kadar, 2016 yılına kadar sigortacılık sektöründe faaliyet göstermekteydik. Nitekim 2016... şöyle yanlış anlamaya sebep vermeyelim. 2016'ya kadar sigortacılıkta faaliyet göstermekteydik. Şu anda da devam ediyor. Elbette, yani elbette. Da... Ekibimiz sigortacılıkta aynı şekilde hizmet vermekteyiz. Yalnız 2015 yılında kardeşimin de okumuş olduğu fakültesinden mezun olduktan sonra biz mühendislik faaliyetlerine başladık. Bir firma kurduk. İnşaat, mühendislik, mekanik çatısı altında bir firmamız var. Biz bu firmayla ne yapıyoruz? Kısa geçeyim. Yani 2016 yılından bugüne kadar 50'ye aşkın binanın mekanik tesisat işini yaptık. Yine birçok yerin ısıtma işini çözdük. Ve bunun yanında bir adet fabrika ve şu anda da Korkuteli ilçemizde yeni açılacak olan ödül kolejleriydi. Ödül okullarının tüm mekanik işlerini taahhütünü aldık. Taahhütünü gerçekleştirdik. Yani mekanik derken biraz açabilir miyim? Isıtma, soğutma, evet. Mekanik derken kastımız sıhhi tesisat, yangın tesisatı, ısıtma tesisatı, yangın grubu, havalandırma grubu, tüm bunları içeriyor. Mekanik ana çatı. Biz de örnek vermek gerekirse biraz önce adından bahsettiğim gibi ödül okullarında biz bu okulun sıhhi tesisatından tutalım da yangın tesisatına kadar yangın işlerinin tamamını biz yaptık. Kazanını, montajını, yine yangın tesisatına, sıhhi tesisatına tamamını bizim elimizden geçtik, kendi ustalarımız elinden geçtik. Mekanik tesisattan kastımız bu. Bunun dışında da bireyselde kazan, katı yakıt kazan, ev içerisine ortamlara kurulan pelet kazanları veya ısı pompaları şeklinde hem satışımız hem de montajımız var. Peki bu yeni sektör, Emre ile beraber başladınız. Nasıl yeni sektörde hareketlilik? Hüseyin Bey, esasen biz bizim firmamızda mühendis ve mimar kadrosu kendi bünyemizde olan bir firmayız biz. Teknik personelimiz, teknik kişilerimiz kendimizde. Bizim firma bünyemizde harita mühendisi, harita teknikleri, makine mühendisi, mimarlar var. Biz size şöyle kısaca anlatayım. Bir binanın veya bir şantiye diye nitelendireceğimiz bir inşaatın projesinden başlayalım. İlk başlangıç kalemi projelendirmedir. Ardından anahtar teslim diyelim. Tüm her şeyini yapabileceğimiz bir ekibe sahibiz. Yani taahhüt... Evet, demek. Evet. Aynen öyle. Yani bir inşaatın analizeye... Evet. Yani projelendirilmesi, projelerin hazırlanması, projelerinin resmi ruhsatlardan, yani belediyeden ve gerekli kurumlardan izninin alınması ve bu işleri taahhüt etme kısmında da usta ekipleriyle, ustalarımızla tamamen anahtar teslim binalar inşa ediyoruz. Peki
ki 50'ye yakın veya 60 yakın bir bina yapabiliriz. Evet. Şimdi bunlar genelde kalorifer tesisatı mı yoksa bahsettiğim gibi komple A'dan Z'ye? Şimdi elbette ki hepsi var. Yani biz hem müteahhitlik yapıyoruz hem de Korkutel'imizde birçok müteahhitin işini yapıyoruz diyebiliriz. Müteahhitlik işlerini bilirsiniz. Eğer ki sözleşmelerinde kalorifer sistemi var ise yaptırmak zorundalar biliyorsunuz. Biz hem ısıtma sistemlerini kurduk hem de tesisat işlerini kurduk. Yani tesisat ekibimizle hem malzemesini vererekten, malzemesini sataraktan hem de ustalarımızla o vermiş olduğumuz malzemelerin montajını yaparaktan teslimatını yaptık. Biz Türkiye'de marka değeri yüksek seviyede olan birçok firmanın Korkutel bayiliğini yapmaktayız bu arada. Isıtma grubunda Kozlusan, Çetik, Vaillant gibi ısıtma sistemlerinin kazanları ve ısı pompaları, işte ECA, yine alt tertibatta Pilsa, Kalde gibi tesisat firmalarının bayisiyiz. Durum böyle olduğundan dolayı da hem malzeme satışımız oluyor hem de taahhüt işlerimiz oluyor. Yalnız biz perakende satış yapmıyoruz. Yani Hüseyin Bey'in bir binası vardır, yapılacaktır, bize gelir. Benim böyle bir arsam var, bu arsaya ne yapabiliriz dediği an her türlü ona hizmet verebiliriz. Yani projesinden ve en son aşamasından neresiye kadar. Üç boy boru satmıyoruz yani, öyle bir durumumuz yok. Evet. Anladım. Yani demek istediğim şu, biz sıfırdan işte mimarlarımıza ön hazırlığımızı yaptırıp projemizi çizdirip, inşaatı başlatıp, anahtar teslim yapabiliriz diyorsunuz. Çok güzel. Ama faaliyet konumuz bizim ısıtma yalnız. Isıtma. Isıtma. Peki, şimdi ilçemizde artık 2020 itibarıyla doğal gazın da gelmesi konuşuluyor. Evet. Ve Sayın Belediye Başkanı da söylediğine göre gelecek böyle bir taahhüt de var. Evet. Bu konuda bir hazırlık da yaptınız ben biliyorum. Nasıl olacak bu sektöre giriş, nasıl olacak, nasıl bir şey Hüseyin Bey, işleyecek? Biz yarın doğal gaz bağlanacaksa biz yarın için hazırız. Gerekli detay bilgi de kardeşim Emre Bey de size gerekli o konuda bilgileri verebilir. Ama biz ekip olarak teknik alanda da olsa resmi prosedürler de olsun hepsi hazır durumda. Evet, hiçbir hazırız yok. Yani Korkutel'de sizden başka bir firma var mı bu konuda? Şu anda yok. Evet. Yeterliliği olan bir firma yok. Anladım. Yani siz şu anda yarın gelse doğalgaz. Evet, evet. Biliyorsunuz doğalgazı da seyircilerimiz bilir, Antalya'da yaşayanlar. İşte ben doğalgazı taktırıyorum. Bir usta çağırıp taktıramıyor. Biraz evet. Resmi prosedürleri var. Resmi şartnameleri var. Şöyle ki sözünüzü bölüyorum bu arada. Biz zaten hali hazırda doğalgaz olan bölgelerde doğalgaz sistemi kuruyoruz. Yani yabancı olduğumuz bir konu değil. Konu değil. Anladım. Sadece kendi memleketimiz için bir iş alanı olacak bizim. Evet. Yeni bir Korkutel için doğalıyorsunuz, evet. Yeni bir sektör olarak. Evet. Peki, bir kriz var inşaat sektöründe. Evet. Yani bu sadece Korkutel'in bazı değil, ülkemiz genelinde bir olan kriz var. Bu krizde sizler nasıl etkilendiniz? Nasıldı Korkutel piyasası, Korkutel inşaat sektörü nasıl şu anda? Elbette. Türkiye genelinde bir kriz var. Artık maliyetler epeyce bir yüksek. Döviz kurlarındaki yükselişler piyasaya sıkıntılı olarak etkiledi. İşte faiz oranlarının yüksek olması tüketiciyi alım konusunda eksi şeklinde etkiledi. Korkutel'de de elbette ki sıkıntılar yaşadık. Yani inşaat sektöründe bir sıkıntı var. Gerek satım konusunda, gerekse imal etme, yapma konusunda bir sıkıntı var. Biz de sıkıntı yaşadık ama bu sıkıntılar geçilemeyecek sıkıntılar mı? Ben öyle görmüyorum. Evet. İnşallah.
inşallah. İnşallah. Sektör düzelir. Evet. Çünkü evet. Kotiye'nin de ana kaynaklarından biri inşaat sektörü. Evet. Türkiye'nin esasen evet, inşaat öyle. Sektörü, evet, Korkuteli değil. Peki, Emre'ye sormak istiyorum. Emre, doğalgaz için sormak istiyorum şu anda. Doğalgaz kurduracak veya doğalgaz bağlatacak bir kişi neye dikkat etmesi gerekiyor, neler yapması gerekiyor? Neler yapması gerekiyor? En başta yetkili bir firmayla diyalog halinde olması gerekiyor. İlk önce resmi prosedürlerini tamamlamış, biraz önce abimin de bahsetmiş olduğu gibi bir makine mühendisi olan ve resmi prosedürleri tamamlamış bir firmaya başvuru yapması gerekiyor. Bunun dolayı buradan sonra şirket sizi zaten yönlendirecektir. Yani nasıl? İlk önce NRE'ye başvuru yapmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde resmi prosedürler onların gerçekleştirdikten sonra uygulama işlemi var. Yani uygulama işlerinde de asıl sormak istediğim anladığım kadar uygulamada evet, dikkat evet. edilmesi evet. gerekiyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Mesela biz Türk milleti olarak da şunu severiz. İşte bir parça vardır. Bunun 10 tane muadili vardır. Evet. İşte biri 5 liradır, biri 25 kuruştur. Ve yani ekonomik de ortada. Biraz daha ekonomi olsun diye, ekonomik olsun diye ucuzunu tercih edebilir. Biz şey yapabiliriz. Bu konularda mesela nasıl bir hareket etmek lazım? Zaten çok fazla vatandaşımız bu konuda yanılacak. Çok fazla karşılaşıyor. Eski yapmış olduğumuz yerlerde de karşılaştık bununla. Bir firma geliyor, bir arkadaşımız gidiyor. İşlemi yapıyorlar, uygulama işlemini yapıyorlar. İşte A marka bir kombi takılıyor. Biz aynı yerde, aynı bina içerisinde kendi ürünlerimizden, Vaillant olsun, ECA olsun bir kombi takıyoruz. Bir sezon geçirdiler. Bir sezon içerisinde, evet yatırım maliyeti belki bir tık yani iyi firmanın, yani kaliteli ürünün bir tık pahalı oluyor. Yani herkes biliyor bunu. Ama bir sezonda yaklaşık hani yaklaşık olarak konuşuyorum 2-2,5 bin lira gibi bir fiyat farkı, hani kullanımda fiyat doğdu. Zaten başta bu kadar fark vermeden bizim ürünlerimizi dahili teslim edebiliyoruz ama ilk başta şey sıkıntısı yaşanıyor. Hani en ucuz nasıl çözebilirim işimi? Yani bizim toplumumuzda hani yanılanlar da var, belki doğruyu yapanlar da var ama bu konuda çok fazla yanılıyoruz. Bugün için belki ucuz oluyor ama 1,5-2 sene içerisinde bu ucuzluk size zarar olarak dönüyor. Yani ucuz etin yahnisi daha pahalı olur. Daha pahalı olur. Aynen öyle. Yani biraz daha kaliteden ürün vermemek gerekiyor. Bir de sağlık için de çok onu önemli. Onu tam onu söyleyecektim. Yani kombi deyip geçmeyin. Kesinlikle. Doğalgaz tehlikeli bir yakıt türü. Allah göstermesin. Çok koku olayı da olmadığı zaman hissetmiyorsun herhalde. Sarımsak kokusu var. Yani normalde doğalgazın kendi ürün hiçbir şekilde kokusu yok. Rengi de yok. Ama RMS ve CMS istasyonlarında yani bölge dağıtımlarında sarımsak esansı koyuluyor içerisine. Sarımsak esansı veriliyor. Ancak o şekilde farkına varabiliriz. O da adam mesela mutfakta sarımsaklı bir şey yaptıysa farkına varma şansı diyor o zaman. Tabii genelde zaten mutfak ve kombinin olduğu yerlerde problem yaşanıyor bu gaz kaçaklarında. Şimdi ben konuya şöyle gireceğim. Ben kasaplık yapabilir miyim? Açarım bir iş yeri. Yani ben senden korkuyorum. Yani yapamazsın demeyeceğim şimdi. Öyle değil. Şimdi ne yaparım? Tabii i̇şte, ki yapamazsın. Parasını veririm. Kargaz alırım. Ustayı koyarım. Ama ben kasaplık yapamam. Şimdi esasen ısıtma tesisat işi de su borusu birleştirme işiyle karıştırılmaması gerekiyor. Bu şu andaki katı yakıt kazanlar için evlerdeki kullandığımız radyatör sistemlerindeki veya alttan ısıtmadaki sistemlerde de aynı durumlar söz konusu. Yani su tesisatı mı diyeceğiz? Su tesisatı. Su tesisatı. Yani su tesisatıyla ısıtma tesisatını kullanılan malzemeleri, yapılan işçiliği ayırt etmek gerekiyor. Doğal gaz da çok çok önem arz ediyor. Tabii ki bu hayati bir mesele. Tabii ki. Basite alınmaması gerekir. Evet.
buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Bize de burada şöyle bir şey düşüyor. Kendi memleketimiz nihayetinde. Biz memleketimizde bu konuda yetkili bir firmayız. Bu konuda bilgilerimiz var. Biz doğalgaz Korkuteli'ye geleseye kadar birçok kişiyi bu konuda bilgilendireceğiz. Nasıl yapacaksınız bilgilendirmeyi? Nasıl yapacağız bilgilendirmeyi? İkili konuşmalarımızla, yapmış olduğumuz uygulamalarla, neyi nedir? Sizle ne yardımlarıyla yani her şeyde. Ya tabii ki. Size de çok büyük görev düşüyor. Sadece bizimle ilgili değil. Siz bir medya kuruluşsunuz, topluma mal olmuş bir kuruluşsunuz. Sizin de bir takım bilgileri araştırıp bunun neyi, nedir, ne değildir şeklinde anlatılması gerekiyor. Tabii ki bunu biz de evet, üzerimize biz de buna benzer şekillerle gerek görsel, gerek yazılı, gerek birebir de yapmış olduğumuz görüşmelerde bunu dile getireceğiz ve anlatacağız. Anladım. Yani siz serbest mühendislik olarak şeye hazırsınız. Hazırız. Zaten bunu her fırsatta da söylüyorsunuz. Bence isterseniz şeyle yapalım. Şantiyeleri gezelim. Orada da sohbetimize, muhabbetimize devam edelim. Güzel olur. Siz ne dersiniz? Olur. Çok olur. Daha iyi olur. Yani yerinde göstermek, yapılan tabii işleri... Yerinde inceleyelim. Nasıl yapılıyor? Şey olacak. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Aramızın ardından şantiyeleri gezeceğiz. Yapılan işleri, tesisatları göreceğiz. Oradan hem teknik bilgiler alacağız, hem diğer bilgiler alacağız Adem ve Emre kardeşlerimizden. Hep beraber gidelim, izleyelim. Tabii merak ettiğimiz soruları da biz sizlerin yerine sormaya çalışacağız.